Ander Muñoz. Puedes pasar. Netflix'te baydı be. Lan Niyazi dayı, sen 25 yıl Flash TV izlemedin mi? Şurada alt tarafı karantinada 10 gündür Netflix izliyoruz. Ne çabuk sıkıldın? Bir bok anlamıyorum ki. Resimlerine bakayım sade. Sen dışarıdan bir şey mi söyledin? He, bizim çocukları çağırdım. Mustafa'nın helvasını yiyeceğiz. Niyazi dayı, yasak diyorum, yasak yasak. 65 yaş üzeri sokağa çıkamıyor. Anarşist misin nesin, ben anlamıyorum ki. Allah Allah. Geldim geldim. Buyurun. Radi Bey. Evet. Size bir tebligat var. Tebligat mı? Faturaları ödemedim bu ay. Netflix'i mi kesiyorlar? Yere bırakıyorum. He, bırak ben yerden alayım. Elden ele olmasın. Sosyal mesafe. Aha. Instagram'dan gelmiş. Sayın Özcan Şov Instagram hesabı admini. 3 iş günü içerisinde story'nizde ev yapımı ekmek fotoğrafı paylaşmazsanız hesabınız kalıcı olarak askıya alınacaktır. Dikkatinize. Bu ne demek la? Şu an çok moda abi. Sen daha paylaşmadın mı? Yo, paylaşmadım. O zaman işin yaş. Herkes paylaşıyor. Aman Allah'ım. Instagram'da da 50 bin takipçi kastıydım. Alo. He Teoman, selamünaleyküm. Radi ben, ne yaptın? Ne yapayım, kuvvetteyim, çırılçıplağım. Saatler olsun. Nasıl gidiyor karantina? Evden çıkmıyorsun değil mi? Yok, evden çalışıyorum. Tinder yükledim şimdi. Bana bak, kimseyle görüşme sakın. Benimki uzun vade, yatırım amaçlı. He, biz de takılıyoruz evde. Adam aldırmaca oynuyoruz. Adam asmaca gibi mi? Onun gibi bir şey. Twitter'da takılıyorum. Her gün bir linç oluyor. Ben de altına EGM'yi tekliyorum. Ertesi gün alıyorlar. Biraz ispikçiliğe, fişçiliğe, eşol eşekliğe giriyor ama can sıkıntısı işte. Ne yapacaksın? Ben de şarkı yaptım gündemle ilgili. Vallahi mı? Mırıldan bakayım. Daha bitmedi gerçi. Maskeler altında yüzler. Ve umarsız çıplak bedenim. Sevişmeler uzakta, insanlar evlerinde. Ruhumu sıvazlarken bacaklarımdan. He, çok güzel olmuş. Ağzına sağlık. Beğendin mi? Bayıldım. Bana bak, sen geçen bana bir ekmek tarifi verdiydin. Onu bir daha deyiversene. Evde ekmek yapacağım. Sen de mi lan? Instagram'dan yazı geldi oğlum. Evde ekmek yapıp story'de paylaşmayanın hesabını kapatıyorlarmış. Bende 50K takipçi var. Yazık olmasın. Anladım. 400 gram ekmeklik una ihtiyacın var. Evet. Hamuru güzelce yoğur. Öyle bir yoğur ki kulak memesi kıvamına gelsin. Anladım. Fırını önceden ısıtman lazım. Hamuru kurutmasın ama üstünü de kızartsın. Kaç derece yani? Hiç kumsalda seviştin mi? Yok. 170 derece gibi diyeyim o zaman. Okey. Ha, tabii önceden hamura ekşi maya katıyorsun. Onu söylemeyi unuttum. Ekşi maya mı? Aynen. Bende ekşi maya yok. Çıkıp alacaksın moruk. Ama şu an karantina. Ekşi maya olmadan ekşi maya ekmeği yapamazsın. O halde çare yok. Markete gideceğim. Takma kafanı bu kadar Hayko abi. Sayılı gün çabuk geçer. Nasıl takmayayım Özcan, nasıl takmayayım? Evde değilim sanki. Sanki zindandayım. Abartma abi. Hepimiz aynı durumdayız. Benimki farklı kardeş. Hayatımın açık ara en kötü günlerini yaşıyorum. Psikolojim bozuldu. Sorun karantina değil. Karantinaya kiminle yakalandığın. Kanka, bana bir alt eşofman verebilecek misin abi? Pantolon diz yapmasın. Serdar Ortaç mı lan o? Serdar Ortaç anasını satayım. 10 gün önce benim mikrofonu getirmişti. Karantina olunca burada kaldı. Özcan, ne haber abicim? İyidir abi. Kardeşim, sen evine gider misin? Evde kal dendi. Kendi evinde kal dendi. Bir 14 gün olduğunuz yerde durun dedi Sağlık Bakanı. 4 günüm daha var. Şansıma sokayım ya.
Bana bak, Brezilya 2. ligi oynanıyor mu? O da tatil mi yoksa? Özcan, acil durum. Dışarı çıkıyoruz. Evde ekmek yapmak için evden dışarı çıkmanın mantığını ben anlamış değilim Radi abi. Bütün olay evde kalmak değil miydi? Kaç gündür evdeyiz zaten Özcan. Marketten bir ekşi maya alıp yine eve... Ne olmuş la buraya? Şuraya bak Radi abi. Doğanın geri dönüşü Özcan. Doğa bize verdiğini geri alıyor. Daha bir hafta olmadı. Sokaklar boşaldı. İnşaatlar neredeyse durdu. Her gün binlerce ağacın kesilmesiyle yapılan kağıt kahve bardakları artık kullanılmıyor. Egzoz gazı yok. Mangalcılar yok. Trafikte kapıyı açıp yere tükülen ayı oğlu ayılar yok. Kaçak avlanma yok. Doğa kendini onarıyor. Kıdak, kıdak, kıdak. Ana! Bir penguen! Kıdak. Bayrampaşa pengueni! Ne? Bayrampaşa pengueni Özcan. Bundan tam 10 bin yıl önce Neolitik çağlarda Bayrampaşa bölgesinde yaşayan bir penguen türü. Ozon tabakasının delinmesi ve küresel ısınma yüzünden soyları çoktan tükendiydi. Evrim geri sarıyor. Jurassic Park'ı yaşıyoruz yarabbim, sen büyüksün. Ne diyorsun Radi abi? Ne olacak peki şimdi? Vallahi eti biraz yağlıdır bunun. Fırında güzel olur. Kıdak. ...2890 lira 10 kuruş sizin. Nasıl? Kaç para? Temassız ödemek ister misiniz? La dünyayı geçirmişsin zaten, daha teması mı kalmış? Neden o kadar tuttu ki? Ekşi maya fiyatları çok uçtu abi. Sen bulduğuna dua et. Instagram'da ekmek yapma modası çıkınca piyasada kalmadı. Kara borsaya düştü ekşi maya. Ama bizim bu kadar paramız yok. Reyona bırakabilirsin. Ya da... Ya da? Billur sokak numara 15. Necip gönderdi de. Sana yardımcı olacaklar. Evet, sıradan böyle alayım. Burası mı ne acaba? Yine sakat iş yapıyoruz Radi abi. Götümüzü kesecekler. Ne yapalım oğlum? Ekşi maya lazımdı. Bok mu vardı şimdi evde ekmek yapmaya karar verdin? Normal zamanda evde makarna pişirmeyen adamsın sen. Nereden çıktı bu ekmek muhabbeti? Varma lan bana. Zaten sinirlerim bozuk, depresyondayım. Alırım ayağımın altına. Instagram'da 50 bin takipçi kasmışız. Kolay mı kastık? Onları mı kaybedek? Instagram'ın reklamını doğru düzgün yapsaydın. Şimdiye kadar 200 bin olmuştuk. Bok olmuştuk. YouTube'da niye 3 seneden beri 1 milyon olmadık o zaman? İzliyor, abone olmuyor eşşoğlu beş kulaklar. Abone olun, bildirimleri açın demiyorsun. Demem mi lazım? YouTuber değil miyiz biz de? Suyla mı çalışıyoruz? La bana bak. Şu eleman bizim kara borsacı olmasın la. La bakın lan tırrak. Bizi kasiyer Necip gönderdi. Ekşi maya lazım bize. Yavaş ama küm, herkese duyurma. Pardon, bizim ilk defa oluyor da. Ne kadarlık lazım? Vallahi işte normal. Ekmeklik. Sende kaç para var? Bir 300-400. Beğenirsek yine alırız. Her gün yapacağız çünkü. Evet, çünkü işsiziz biz. Size bu seferlik 400'den veriyorum. Bir dahaki sefere... Eyvah! Aynasızlar! Kıpırdama! Topla bunları. Kardeşim, siz geri zekalı mısınız? Evden çıkmayın demiyoruz mu kaç gündür biz? Bizim bir suçumuz, günahımız yok memur bey. Ekşi maya almak için çıktık. Ekmeğimizin peşindeyiz. Lan arkadaşım, sizi sayıyla mı veriyorlar? Aynı bölgeden her gün 10 kişi topluyorum. Sosyal mesafe diyoruz. Toplaşmayın, kaynaşmayın diyoruz. Ben de onu dedim komiserim. Ama dinletemedim ki. Neyse ki bitti de kurtulduk. Bıktım ya sizle uğraşmaktan. Ne bitti? Evde ekmek yapıp story'e koymam odası. Şimdi evde biriken makarnalardan resim yapıyorlar. Koli koli makarnayı yığdılar eve. Anaokulundaki gibi el işi yapıp story'e koyuyorlar. Ha! Bizde makarna vardı la!